her türlü hazırlık yapılmış durumda. Neredeyse hani festival alanına dönmüş vaziyette, böyle söyleyebilirim. Sabahın erken saatlerinden itibaren açık büfe, kahvaltılar, meyveydi, kurabiyeydi, börekti, çörekti, her şey vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu vesileyle bütün bu desteği veren, Türkiye'nin her yerinden gelen belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarının, çeşitli başka demokratik kitle örgütlerinin olağanüstü destekleri için her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu arada bizim Halkın Bakkalı üzerinden depremzedelere ulaştırmak üzere yine yardımseverler tarafından satın alınan erzak paketlerinin tutarı da 13 milyona yaklaştı. Orada da olağanüstü büyük bir duyarlılık var. Muazzam bir katılım var. 13 milyon liralık bu destek içinde yine buraya 25 lirayla katılan, 75 lirayla katılan her bir vatandaşımıza ayrı ayrı müteşekkiriz. İnanın sadece 81 ilden değil, 340 ayrı noktadan tespitini yapabildiğimiz dünyanın başka yerlerinden, çeşitli kıtalardan destekler alıyoruz. Bu arada dün açıkladığımız Bir Kira Bir Yuva kampanyamıza 24 saat dolmadan kira desteği kapsamında şu anda 10 milyon 180 bin lira ulaşmış durumda. Bu ne demek? Bin aile. Yani bin yüz mü oluyor? 1100 haneyi 5 aylık kirasını ödeyecek noktaya gelmiş durumdayız. Şimdi burada muazzam bir katılım var. Yani 24 saat dolmadan doğrusu hiçbirimiz bu kadar büyük bir rakamın taahhüt edileceğini düşünmemiştik. O nedenle burada da bu yaratılan olağanüstü dayanışma duygusu için herkese çok teşekkür ediyoruz. Burada yaptığımız çalışmalardan biri 2000 lirayla da hiç olmazsa 1 aylık bir kira bedelini ödeyebilsin. 10 bin lirası olmayan bu kadar büyük bir rakam içinde 2000 liraya kadar indirmiştik. En azından 5 kişi bir araya gelip bir ailenin 5 aylık kirasını ödeyebilsin diye. Kısacası burada ulaştığımız bu rakam şu anda 1100 hanenin başını sokacak bir yuva bulduğu anlamına geliyor. Bu rakamın toplam resim içindeki yerini de ifade etmeye çalışayım. Bu sabah Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızla yaptığımız toplantı son rakam ağır hasar olan yıkım kararı alınmış olan, acil yıkım kararı alınmış olan ve yıkılmış olan 3680 bağımsız birim var. Bu ne demek? 3680 hane demek. 3680 aile demek. Yani 3680 ailemiz evi yok, yıkılmış, acil yıkılmak mecburiyetinde ağır hasar görmüş. Dolayısıyla bizim hedefimiz bu 3680 haneye dairdir. Bunu da şu bilgiyle yine paylaşıyorum sizlerle. Biliyorsunuz 4 mahallemizde çok büyük tahribat oldu. Adalet, Bayraklı, Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerinde. Buradaki hasar tespit çalışmaları %95-97 seviyelerinde tamamlanmış vaziyette. Yani bundan sonra bu 3680 rakamı olsa olsa diyelim ki 4000 rakamına ulaşır. Kısacası buradaki hedefimiz 4000 ailedir. Şu an itibariyle 1100 hane. Biz bunun üzerine 662 haneyi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olanaklarıyla başını sokacakları bir yuva yaratıyoruz. Nasıl? Onu da kısaca ifade edeyim. Hilton adıyla bilinen biliyorsunuz 5 yıldızlı bir binamız var. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin %23,5 hissesi vardı. Büyük hissedar Ata Holding ile görüştük. Bu vesileyle onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu 380 odanın tamamını en az 3 ay vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Hilton Oteli'ndeki 380 oda depremzedelerimiz için yarından itibaren kullanılabilir durumda.
Yine bizim Uzundere'de 4 bloğumuz var biliyorsunuz. Her birinde 56 daire var. Bunlardan 56 daireyi hemen yarın açabilecek durumdayız. 3 ayrı blokta yine elektrik bağlanması, ufak tefek eksiklerin giderilmesi birkaç gün daha alacak. Toplamda 224 konutu da bu 380'in üzerine ilave edebilirsiniz. Bir de Gaziemir'de eski semt terminalindeki alanda her bir 25'er metrekarelik 58 adet yine yaşam alanını depremzedelerimiz için kullanacağız.